Diyelim ki elimizde biraz hidroklorik asit, biraz da sodyum hidroksit çözeltisi var. Hidroklorik asidin kuvvetli bir asit olduğunu biliyoruz. Burada göreceğimiz gibi H artıdan ve Cl eksiden oluştuğunu kolayca tahmin edebiliriz. Sodyum hidroksitin kuvvetli bir baz olduğunu da hatırlıyorsunuzdur. Öyleyse çözeltimizin içinde hem sodyum hem de hidroksit iyonları olmalı. Şimdi bu tepkimenin sonucunda ortaya çıkacak ürünleri düşünmenizi istiyorum. Bu ürünler ne olabilir? Ürünlerden biri H artı ve OH eksiden oluşacak. H artı ve OH eksi bir araya getirirsek ne oluyor? Evet. H2O yani suyu elde edersiniz. Demek ki su bizim ürünlerimizden ilki. Diğeri ise doğal olarak geride kalanların oluşturduğu ürün olacak. Sodyum artı Cl eksi bize NaCl yani sodyum klorürü verecek. Aslında bu yaptığımızı asit baz nötrleşme tepkimesine bir örnek olarak verebiliriz. Başka bir deyişle bir asitle bir baz tepkimeye girdi. Biz de ürün olarak su ve biraz tuz elde ettik. Bu örnekte tuzsa sizin de tahmin edebileceğiniz gibi sodyum klorür. Şimdi de sodyum klorürün sulu bir çözeltisini düşünelim. Biraz su, biraz da tuz aldığımızı ve bu tuzu yani sodyum klorürü suyun içinde çözdüğümüzü düşünelim. Bunun sonunda suyun içinde sodyum katyonları ve klorür anyonları olacak. Peki bu iyonların suyla tepkimeye girme olasılığı var mı? Suyun pH'inin 7 olduğunu biliyoruz. Buraya da yazalım. Suyun pH'i 7'ye eşit. Sodyum katyonları su ile tepkimeye girmeyeceğine göre pH'i etkilemeyecekler. Peki klorür anyonları? Sizce zayıf bir baz gibi davranıp sudan bir proton alabilirler mi? Aslında almazlar. Çünkü klorür anyonu HCl'nin eşlenik bazı ve HCl çok kuvvetli bir asit. Hatırlarsanız bir asit ne kadar kuvvetli olursa eşlenik bazı o kadar zayıf olur demiştik. Asidimiz ne kadar olursa o kadar zayıf bir eşlenik bazımız olacak. Bu yüzden klorür anyonu sudan rahatça proton alamaz. Bu durumda pH'ta etkilenme. De etkilenmez. Demek ki sodyum klorür çözeltisinin pH'ı da 7'ye eşit. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Kuvvetli bir asit ve kuvvetli bir bazın tepkimesinden oluşan tuzlar nötr çözeltiyi oluşturur. Bu örnekteki sodyum klorür de kuvvetli bir asit ve kuvvetli bir bazın tepkimesinden oluşmuştu. Bu yüzden yaşının 7'ye eşit olması gerekiyor. Şimdi bu gördüklerimizi zayıf bir asitle kuvvetli bir bazın tepkimesinden oluşan bir tuzun çözeltisiyle karşılaştıralım. Elimizde zayıf asit olarak bildiğimiz asetik asit var. Bir de kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksitin çözeltisi. Çözeltinin içinde de tahmin edeceğiniz gibi sodyum artı ve OH eksi olacak. Hidroksit yani OH eksi asetik asidin üzerindeki asetik protonu alacak. Bu gördüğünüz asetik asitin üzerindeki proton. Burada biraz önce de gördüğümüz gibi H artı ve H3O eksi bir araya gelerek suyu oluşturacak. O zaman burada oluşacak tuzu bulmaya çalışalım. Asetik asitten bir proton alacak olursanız elinizde asetat anyonu kalmış olacak. Geride kalan şey buraya yazalım. CH3COO- Asetat anyonun yanında sodyum iyonları var. Sodyum iyonları asetat anyonu ile iyonik bir bağ yapabilir. Böylece de sodyum asitata oluşturmuş oluyoruz. Şimdi de bu tuzun bir çözeltisini hazırladığımızı düşünelim. Bildiğiniz gibi suyun pH'i 7'ye eşit. Peki bu çözeltinin içinde neler var? Yine suyla tepkimeye girmeyecek olan sodyum katyonlarımız var. Bu da demek oluyor ki pH'i etkilemeyecekler. Ama bu sefer asetat anyonları pH'i etkileyecek. Nasıl mı? O zaman neler olacağına bir göz atalım. Diyelim ki asetat anyonlarıyla su tepkimeye girecek. Sizce sonucunda neler olabilir? Öncelikle bir denge tepkimesi kuralım. Asetat anyonlarının asetik asidin eşlenik bazı olduğunu biliyoruz. Demek ki asetat anyonu burada Brønsted-Lowry bazı gibi, suysa Brønsted-Lowry asidi gibi davranacak. Yani su asetat anyonuna bir proton verecek. Asetat anyonu bu protonu aldığı zaman dönüşeceği şey asetik asit. CH3COOH. Tek yaptığımız şey asetat anyonuna bir H artı başka bir deyişle bir proton eklemek. Asetat anyonu bu protonu aldığında H2O ya da suya bir proton kaybettiğinde de elimize kalan şey OH- olacak. Şimdi bir toparlayalım. Bu çözeltinin içinde neler olup bittiğini kısaca özetleyelim. Çözeltinin içindeki asetat anyonunun varlığı hidroksit iyonlarının derişimini arttırmış oldu. Hidroksit iyonlarının derişimini arttığına göre pH artık 7 olmamalı. Burada pH'i arttırmış olmamız gerekiyor. pH'imiz artık 7'den büyük olmalı. Demek ki sodyum asetatın sulu çözeltisinin pH'i 7'den büyükmüş. E, bu aslında genel olarak doğru. Eğer elinizde buradaki gibi zayıf bir asitle kuvvetli bir bazın tepkimesinden oluşan bir tuzunuz varsa, bu tuzlar bazik özellik gösteren, yani pH'i 7'den büyük olan çözeltiler oluşturur. Bitirmeden size son bir örnek daha göstermek istiyorum. Bu da kuvvetli bir asitle zayıf bir bazın tepkimesinin örneği. HCl ile kuvvetli bir asit. Amonyaksa bizim zayıf bazımız olacak. HCl'yi yine H artı ve Cl eksi gibi düşünebiliriz. Amonyak HCl'den bir proton aldığı zaman NH4 artıya yani amonyuma dönüşecek. Burada da aynı zamanda klorür anyonlarımız var. Bu anyonlar amonyumla iyonik bağ yaparak amonyum klorürü yani bu tepkimedeki tuzu oluşturacak. Peki bu amonyum klorürün çözeltisi nasıl olur? Yine tekrar etmeme gerek yok aslında. Bildiğiniz gibi suyun pH'i 7. Klorür anyonları pH'i etkilemeyecek ve amonyum suyla tepkimeye girecek ve bu nedenle pH'i etkileyecek. Şimdi bu tepkimeyi de göz atalım. Olacak şey NH4 artı artı h Amonyum bir asit, Bramsud Lowry asidi gibi davranacak ve suya bir proton verecek. Su ise Bramsud Lowry bazı gibi davranacak ve bu o protonu alacak. NH4 artı bir proton kaybettiğinde amonyaya dönüşür. Su ise bir proton kazandığında H3O artıya yani hidronyuma dönüşecek. Sonuç olarak bu çözeltide ne oldu? Öncelikle hidronyum iyonlarının derişimini arttırmış olduk. Bu derişimin arttığında pH'a e neler olabileceğini tahmin ediyor olmalısınız. pH artık tabii ki 7 değil. pH azalacağına göre bizim elimizde asidik bir çözelti oldu. pH artık 7'den küçük. Demek ki amonyum klorürün çözeltisinin pH 7'den küçük olması gerekiyor. Bir başka deyişle de kuvvetli bir bazla zayıf bir bazın tepkimesinden oluşan tuz bizim asidik bir çözelti elde etmemizi sağlayacak.